Reading. Bucky walked home. Evet, Bucky eve döndü, eve yürüdü diye çevirebiliyorduk arkadaşlar. Vocabulary preview. Evet, bir kelime dar ağacı ön hazırlığı, bir önden incelemesi olması gerekiyordu. Fakat biz sonradan inceliyoruz değil mi arkadaşlar? Matched words on the left with the meanings on the right. Evet, soldaki kelimeleri sağdaki anlamlarıyla match, eşleştirin. State, iyi demiş arkadaşlar. For example, California, New York, Louisiana. Evet, bu eyaletler Amerika'da Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerin eyalet anlamında state. Allow, verb. Arkadaşlar, we yazıyor. Allow, müsaade etmek, izin vermek. Değil mi arkadaşlar? Nereden çıkarız? To let someone do something. Müsaade etmek bu anlamda. Let someone do something. Birinin bir şey yapmasını müsaade etmek arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki derste appear, görünmek, ortaya çıkmak demiştik arkadaşlar. Disappear, ortadan kaybolmak. Verb hali. Üçe bakıyoruz arkadaşlar. To become invisible, to become not seen. Visible, görsel demek. Görüntü halinde olmak. Invisible, görünmez olmak. To become not seen, görünmez olmak anlamında. Disappear. Search, verb, bu da search arkadaşlar. Search'a bakıyoruz. To look for, evet, araştırmak, bakmak değil mi? Search, araştırmak, bakmak, böyle eşleşiyor. Thin, arkadaşlar, thin. Hemen F'e bakıyoruz. With the little muscle or fat on the body. Oh, evet, thin, ince, zayıf. Ne ile diyor? With the little muscle or fat. Evet, thin. With the little muscle or fat on the body. Journey, arkadaşlar, journey'e bakıyoruz. Journey ne demek? Yolculuk, seyahat anlamındaydı. Değil mi arkadaşlar? Journey. Bu nerede? A very long trip from one place to another. Bir yerden bir yere uzun bir ne arkadaşlar? Seyahat, yolculuk. Journey. Nurse. A very a person trained, eğitilmiş anlamında. To take care of sick people or animals. Hasta, insan ve hayvanlara ne yapan? Bakımını üstlenen, bakımını to take care of, bakan. Evet, trained, eğitim almış. Burada da bir gizli bir is, eğitilmiş anlamında olabilir arkadaşlar. Evet, computer chip. Computer chip arkadaşlar, something that has computer memory or information. Bir bilgisayarın hafızası veya bilgisi olan bir şey. Bilgisayar has computer memory or information. Bilgisayar hafızası veya bilgisi olan bir şey, bir araç değil mi arkadaşlar? Evet, devam edelim arkadaşlar. Hemen buradan üst kısımlardan disappear artık biliyoruz. İyice belledik onu. Şimdi bir üste bakalım arkadaşlar. Evet. You look weary, you should eat more. Daha fazla yemen gerekir, yemelisin anlamında tavsiye ediyor. O zaman zayıf görünüyordur değil mi? Thin'dir değil mi arkadaşlar? Thin. My parents me to watch TV only after I finish my homework. My parents, evet, allow me değil mi arkadaşlar? Bana müsaade eder. Ne kadar zaman ne yapmama? Televizyonu ancak ödevimi bitirdikten sonra izlememe. The across the United States by car takes several days. Birkaç gün alırmış bir uçtan bir uca Amerika'yı geçmek. O zaman the journey değil mi? Yolculuk, seyahat. I want to work as a bir hastanede doktor, belki de bir doktor olarak çalışmak istiyorsa o zaman burası bir şıkkı da nedir? Nurse. Değil mi arkadaşlar? Nurse. I don't like my job. İşimi sevmiyorum diyor. O kötüymüş değil mi arkadaşlar? I want to for a new job. I want to search for veya look for a new job. Small but they often have important information. Evet. Küçük oldukları halde sık sık önemli bilgiler içerirler. Nedir arkadaşlar? Computer chips. Değil mi? Çünkü R dediği için chip değil, chips diyoruz. How many
Are there in the United States of America? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç tane ne vardır arkadaşlar? Eyalet diyeceğiz. States, değil mi arkadaşlar? States diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Bakalım bunun haricinde ne var? Bu güzelim parçayı güzel okuduk, baktık, suyunu çıkardık. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar burada bir alıştırması var. Bu alıştırmayı da aslında siz de yapabilirsiniz. Diyelim. Bunların da zaten cevap anahtarları var arkadaşlar. Buradan sonra siz devam etmeniz, kendinizi sınamanız şu aşamada daha iyi olabilir arkadaşlar. Şuraya bakalım isterseniz. Şöyle şuraya bakalım. Bucky walked home. Eve yürüdü. Evet, or true or false diyelim arkadaşlar isterseniz. Mark Wessels lives in the state of Virginia. Hayır, for false. Yanlış. Değil mi arkadaşlar? Çünkü nerede yaşıyordu? South Carolina'da yaşıyordu Mark. Mark gave his dog to his father. Babasına verdi mi köpeği? Evet, verdi. True. Mark looked everywhere for his dog. Her yerde köpeğini aradı. Hayır, Mark'ın babası her yerde köpeğini aramış. False. Bucky didn't eat much food for 6 months. True. Hayvan harbiden de 6 ay boyunca doğru düzgün yemek yememişti. A nurse found Bucky. Bir hemşire mi bulmuştu? Bucky, hayır. No. False. Değil mi arkadaşlar? Kim bulmuştu? Brett Gallagher diye bir eleman. Mark was very sad and started to cry. False. He was happy. Yani bulduğunda, hayvanı bulduğunda gayet memnundu. Değil mi arkadaşlar? Sorulara bakalım. How do you think Bucky found his way back to South Carolina? Evet. Güney Carolina'ya geri evini Bucky nasıl buldu? Ne düşünüyorsunuz? Do you think dogs are smart? Why and why not? Köpekler sizce zeki midir? Neden öyle düşünüyorsunuz ve neden öyle düşünmüyorsunuz? What is the best kind of pet to have? Evcil hayvan edinmek için en iyisi hangisidir yani? Edinilecek en güzel evcil hayvan hangisidir? Neden? Bu konuları İngilizce olarak tartışılmasını salık veriyorlar arkadaşlar. Evet, burada bitiriyoruz. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere.